Herkese merhaba ben Koray ve bugün sizlerle birlikte efsane ötesi bir süper güç bölümüyle karşınızdayım Aslında bugün süper güç bölümünün final bölümüyle karşınızdayız Yani süper güçün final videosuyla karşınızdayım Videonun başlamasının öncesinde yani videonun başlangıcında sizlere bir tane iki gökkuşalık paket açmak istiyorum Şimdiye kadar hiç oyuncu çıkmadı ve oyuncu çıkma ihtimali yüzde kaçmış bakıyorum yüzde 18'miş Yani ben 5. paketi falan bu yani 5'te bir ihtimalse eğer şu anda oyuncu çıkması en azından bir tane gerekiyor yani çıkar diye düşündüğüm için şu an videoda açıyorum ama çıkmaya da bilir. Sıkıntı yok. Şimdi size şöyle bir söyleyeceğim. Süper güç bölümüne ben daha 2-3 bölüm daha devam edecektim. Ancak şöyle bir şey oldu abi. Yani ben dün video çekiyordum. Bir anda videonun 3. dakikasında abi süper güç bölümünü çekerken bir anda ışık patladı. Odadaki ışık yemin ediyorum patladı abi. Kap gelir zaten her zaman gelir. Fegüli. Oh, Ooo çok güzel abi. Kapandı açıldı kapandı açıldı sonra patladı. Sonra aşıyı takma, takmaya çalışırken de zaten saçma sapan olaylar yaşadık. Bu arada çıkartamadık maalesef sağlık olsun. Her neyse dedim ki abi demek ki abi bu bizim süper güç bölümü çekmememiz gerektiğinin kanıtı abi. Yani demek ki biz süper güç çekmememiz lazım. Süper güç artık ben zaten bitirmeyi planlıyordum. Demek ki şu an bitirmemiz gerekiyormuş dedim. Ve abi şöyle bir şey karar aldım. Milli Güç'e başlıyoruz. Yani size sordum arkadaşlar, başka bir lige mi başlayalım? Dünya Karması mı yoksa Milli Güç mü? Siz Milli Güç dediniz. Yani sadece Türk oyuncular üzerinden, yani bu kadroda sadece kim uyuyor? Mesela sadece bu kadroda Serdar Aziz uyuyor. Sadece Türk oyuncular üzerinden bir kadro kuracağım. Ancak arkadaşlar, size şöyle bir şey göstereceğim. Çok önemli bir şey göstereceğim gerçekten. Hemen etkinliklere giriyoruz ve kadro kurma görevlerine giriyoruz. Hemen kadro kurma görevlerine girdikten sonra abi Şöyle yükseltmeler kısmındaydı muhtemelen hatırladığım kadarıyla aynen yok neredeydi uyruklardaydı aynen uyruklarda çok zor bir görev var yani bu bütün bu 5 görevi birden tamamladığımız zaman yaklaşık 10 milyon coins yapıyor facebook kurumlarında 5 milyon coins falan demişler ama nasıl kurulduğunu yazmamışlar 5 milyon da olmaz abi kişi başına 150 bin coins versek zaten hepsine 11'er oyuncu veriyoruz yani abi 10 milyonu bile ne oluyor geçiyor mu bilmiyorum 10 milyonu geçmiyor ama bayağı bir yükseliyor yani. Abdülkadir Ömür'ü alıp seriye başlamak istiyorum milli güç serisine. Bunun için sizlerden arkadaşlar yorum ve beğeni bekliyorum. Yani ne kadar istediğinizi yorum ve beğeninizle bana belli edin. 2000, 3000, 4000, 5000, 100000 beğeni yapın ya tamam hadi. 2000'i geçseniz yeter ama herkes yani izleyen herkes bunu beğensin. Herhangi bir videoyu hayatınızda hiç beğenmediğiniz, beğenmediyseniz hesabınız yoksa bile şu an bu videoyu beğenin. Çünkü abi şu Abdülkadir Ömür'ün kartına bakın. Yani şu kartla başlarsak daha bizi kimse durduramaz. Türkiye'de mükemmel o Türk oyuncular var. 11 bölümlük bir seri yapacağım. Tam 11 bölüm ve 11 transfer olacak. Abdülkadir Ömür ile buna başlamamızı istiyorsanız baya bir beğeni atın. Sizlerin beğenileriyle karar vereceğim. Yani şu anda mesela 2000 beğeni geçmiş ben beğeni atmayayım falan demeyin. Kesinlikle atın. Yarın yeni bir bölüm gelebilir çünkü haberiniz olsun. Yani bunu kesinlikle yani beğenilerini zaten arkadaşlar. Like'larınızı atmayı unutmayın. Şimdi süper güç bölümü bitecek. Süper güçteki oyuncuları milli güç için boost olarak kullanacağım o yüzden hemen abi süper güçün kombilerini hemen siliyorum bir şöyle silelim abi süper güç olanları Nasıl sileceğiz abi süper güç olmayanları bir aktif yapalım şunu bir aktif yapalım hemen sizlerle beraber ama hepsi süper güç abi bütün karrolarımız süper güç ya böyle bir şey yok Tamam bu karro süper güç sayılmaz aynen süper güçten kimse yok hemen abi silelim süper güçten şimdi nasıl boost nasıl antrenman xp'leri var hemen sizlere hepsini göstereyim kombilere bir girelim abi şöyle hemen silelim Paket açılımını da yapacağız bu arada bu videoda. Bu video böyle basit bir video olmasın diye hem anlatmak istedim hem de paket açılımını da yapalım. Ama öncelikle süper güç olan videoları silelim. Bu arada efsanevi Galatasaray videosu geldi. Efsanevi Fenerbahçe, Beşiktaş, Trabzon videosu niye gelmiyor diyorsunuz. Arkadaşlar şimdi efsanevi Fenerbahçe karosunu kurarım. Efsanevi Beşiktaş karosunu da kurarım. Trabzonspor'u da kurarım ama şu anda ligler ertelendi ya çok da ilgi çekeceğini sanmıyorum. O yüzden şu anda kurmak istemiyorum. Aslında şu an genel olarak futbol ilgi çekmiyor abi. Hep eski futbolları, eski zamanın futbollarını filan izliyoruz ama her neyse bir şekilde ayarlamaya çalışacağız. Abi şu orta sağ hattına bakar mısınız? Yani 92'lik bir adamı bile. Tamam 92'ye bakmayalım abi tamam. 80'lik adama bakalım. 80'lik adamı kaç yapabiliyoruz bakalım. Abi 80'lik adamı hani birazcık uğraşma sonucu. Bak birazcık uğraşma sonucu abi. Hani kaç yapabiliyoruz? Hemen göstereceğim size. 97 rating yapabiliyoruz ve 1 coins'e. Yani 1 coins. 1 coins. Gerçekten çok garip. 1 coins'e 97 rating yapabiliyoruz. Çok mükemmel antrenman XP'lerimiz var. Milli güç için çok sabırsızım. Hemen abi yeni bir ilk 11 oluşturalım bir. Sadece milli oyunculardan oluşan bir kadro kurabiliyor muyuz? Ona bakacağım bir. Hemen değiştir diyelim filtreleyeceğim hemen. Ülke olarak Türkiye yapacağım. Bakalım Türkiye oluyor mu? Umarım oluyordur. Yani güzel olur eğer olursa. Yani Türk oyuncu varsa elimizde. Gerçekten güzel olur. Hadi bakalım abi. Hemen bakalım bakalım. Türkiye neredesin Türkiye? Burada evet. Hemen girelim. Kaydet arama. Serdar Aziz var. Emre Belözoğlu var. Nazım Sangare var. Kenan Karaman var. Kenan Karaman kullanabiliriz. Ozan Tufan olabilir abi. Yani geri stoperler zaten biliyorsunuz. Stoperler belli ama sizler karar vereceksiniz. Yani tabi tahmin edebildiğim oyuncular var ama kesinlikle buradan bir stoper olmayacak. Yani Serdar Aziz, Muhammed Tekdemir veya Uğur Demirok'tan biri olmayacak. Üçlü stoper olacak bu arada. Ona göre karar verin. Kalecimiz kim olacak çok merak ediyorum. Muhtemelen yani Mert Günok, Altay Bayındır ve Uğurcan Çakır arasından birini seçeceğiz ama kimi seçeceğimizi gerçekten çok merak ediyorum. Çünkü çok yani çok hepsinin hayranı farklı hepsinin hayranı ayrı gerçekten merak ediyorum kimi seçeceğinizi bakalım kimi seçeceksiniz hesapta 18 milyon 800 bin koyuş var ve 10 milyonu sadece Abdülkadir Ömür'e gidecek yani bunun için sizlerden like patlaması bekliyorum hadi 2 milyon koyusu geri alsak yine de yani 7 milyonu falan gider yani bu arada süper güç için sizlerden like istemiştim. 2000 beğeni atmışsınız. Onun likelerini da milli güç kadrosunu kurduğumuz zaman antrenman XP'lerini basarak harcamasını yapacağız. Yani onun şu an like'ı duruyor. Şu anki attığınız like'lar da oradaki boostlara etki yapacak. Ona göre haber verin. Bu arada ben bu vakit açmıştım. Şu an unutmuşum arkadaşlar. Hemen bir paket daha açalım bakalım. Paket açılımı yapalım ya. 7325 de şey var abi. Cevher var. Bakalım cevherlerle ne yapacağız ama birazcık şu anda internette yavaşlık var. Ben bu videodan sonra hemen diğer videoyu çekmek istiyorum. O yüzden Video çektiğim gibi yayınlayacağım bu arada. Geç kaldık biliyorum özür dilerim. Bugün video gecikti arkadaşlar. Her gün video atıyordum karantinaya girdiğimizden beri. Bugün karantinada bensiz kaldınız kusura bakmayın. Ama yine de ben sizi bugün içinde videosuz bırakmıyorum. Yani ben bilmiyorum. Yani siz like'larınızı atarsınız artık. Like'lar düşüyor abi. izlenmeler düşüyor filan. Benim like, video atasım kaçıyor. Ya da böyle bir anda böyle ışık patlıyor filan. Diyorum ki demek ki bugün video atmamalıymışım. Ama yine bir şekilde abi. Babam filan yardım ediyor. Abi ışığı yapıyor filan hemen her an hemen halloluyor. Ben de direkt videoyu atıyorum yani. Gerçekten saçma bir ortam var şu anda ama yani YouTube gelirleri bu arada şu şöyle düşünün arkadaşlar. YouTube izlenmeleri arttı. iyi para kazanıyorsunuz falan demeyin. Gerçekten YouTube reklam gelirleri aşırı derecede düşmüş durumda. Bunu şu anda kimse söylememiştir muhtemelen. Ben söyleyeyim abi. Yani YouTube gelirleri düşmüş. Bayağı aşırı düşmüş durumda. Şu anda bu videoyu 10 dakika yapmamın da bir amacı yok. Ben alışkanlık olduğundan dolayı da 10 dakikanın üzerinde video YouTube kanalında alışkanlık olduğundan dolayı yapıyorum. Çünkü YouTube videolarını ona göre öneriyor abi. Bir anda kısa video atınca sonra o videoyu önermiyor. Sonra o video izlenmiyor filan. O yüzden yani şu anda bu videoyu 10 dakika yapıyorum. Ama videoyu baştan sona izleyin. Yani şu videonun devamını da izleyin. Çünkü 10 dakika olmasına zaten az kalmış arkadaşlar. Tamamlayalım herhalde. Yani en azından tamamlayalım. Oyuncu paketini açalım. Bu arada baya bir coin salacağım. Bundesliga etkinliğini kasmaya devam ediyorum. Bundesliga etkinliğinden baya bir coin alacağım. Ne yapmam gerektiğini tam bilmiyorum ama antrenman xp'si falan alacağım muhtemelen ve iki kere üst üste 70'lik oyuncu geldi. Bu neyin işareti biliyor musunuz arkadaşlar? 3 4 4 mü 3 mü abi? Karar veremedim şu anda. 4 paket sonra, 4 paket sonra elit geliyor abi. Şu an gelmiyor. Tam gelmesin abi. İstemiyorum zaten. 3 kere 370 geldi abi. O zaman ya 4 ya 3 paket sonra bir elit var. Ya 4 ya 3 paket sonra bir elit var ama kaç paket sonra olduğunu ben de bilmiyorum gerçekten. Ya 4 ya 3 paket sonra bir elit var ama gerçekten kaç paket sonra olduğunu bilmiyorum. Abi bu Franske var ya para ediyor olabilir. Oha 57'lik kalk 80 hızı var. Bu kartı yüze yükseltsek yemin ediyorum 120 koşar belki de. Yani bilmiyorum ama koşabilir. Abi ya 2 3 ya 3 paket sonra bilmiyorum. Yani bir elit olabilir. Sakince açalım Muni. abi ben taktiği buldum. Yanlış yaptık biz ya. Beklememiz lazım da abi. Şimdi bu pakette de beklemeyeceğim. Çünkü bu pakette elit olmadığını biliyorum. Ama bir sonraki pakette kesinlikle elit oyuncu olduğuna %100 eminim. Umarım vardır. Yani gerçekten çok istiyorum şu an olmasını. Bu pakette yok abi eminim. Oha 75 geldi. Yavaş yavaş yükseliyoruz. Hemen açıyorum abi. Bu paketi yavaş açacağım çünkü bu pakette elit oyuncu olduğuna gerçekten canı gönülden inandım. İnşallah da vardır. Ya yani gerçekten şu anda bu pakette elit oyuncu olduğuna inandım. Hadi bakalım. Aa yine beklemedim. Bir daha açacağız abi. Bir daha açacağız çünkü vallahi beklemeyi unuttum. Yani şu ilk açılan oyuncu sonuna kadar beklemek gerekiyor abi. Taktik bu. Bak bekleyelim. Bekleyelim olacak. Bak elit gelecek. İzleyin şu an. Şu anda izleyin. Sabredemiyorum ama bekleyeceğim. Tamam tamamen açıldı şu an ilk adam. Tamam bekledik sağ ol. Evet hemen ikinciyi açtım. Üçüncüyü de açtım. Abi çıkmadı. Maalesef elit oyuncu çıkmadı. Yani video sonundaki şansımız bu sefer tutmadı ama genel olarak tutuyor abi zaten. Sıkıntı yok o yüzden. Hemen bu paketi açalım ben genel olarak. Aa ben dün karşı atak oynamayı unuttum ya. Dün galiba etkinlikler oynamadım. Birazcık eksik kalmış. Her neyse arkadaşlar bunların hepsini ben bugün en azından oynarım. Yarın diğer günlerde oynarsam herhalde tamamlanır. Ya yani dediğim gibi bu kadro tamamen sıfırlanacak. Süper güç kadrosu tamamen sıfırlanacak ve antrenman XP'si basılacak. Yani şöyle 85'li oyuncuya ne kadar yani bir anda 93 yapabiliyoruz ki gerek yok yani. Bayağı bir yükseltme yapacağız zaten. Merak etmeyin. Bütün oyuncular 90 rating geldiği gibi olacak. Abdülkadir Ömür geldiği gibi 90 olacak. Sonra diğer transfer geldiği gibi 90 olacak. Kaleci gelsin o da direkt 90 olacak. Muslera'mız var abi basarız ya. Mesela bu fona bastığımızı düşünün. Hop direkt 90 oluyor. İşte bu kadar basit. Hep sizin beğenileriniz olacak arkadaşlar. Bu Burada videomuzun sonuna geldik. Umarım beğenmişsinizdir. Umarım eğlenmişsinizdir. Bugün birazcık konuşamıyorum. Kusura bakmayın. Videoya like yorum atmayı kesinlikle unutmayın. Kanala abone olup bildirimleri açarak diğer videolardan da haberdar olabilirsiniz. Hoşçakalın. Sizi gerçekten çok seviyorum. Bunu sakın ama sakın hiçbir zaman unutmayın. でーバイバーイ。